Sevgili gençler merhabalar ben İbrahim Kılıç bir Türkçe dersiyle karşınızdayız. Bugün zamirlerle ilgili soru çözüm yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet soru 1 ile başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır diye sormuş. Bildiğiniz gibi belgisiz zamir olarak kullandığımız kelimeler arasında biri, bazı, bir, bazısı, birçoğu, herkes, hepsi, Yine bunun dışında kimi, kimse, başkaları gibi kelimeleri kullanıyorduk hatırlarsanız. Bunlar dilimizde kullandığımız belgisiz samiri olan sözcüklerdi. Aşkına geldiğimiz zaman bunların ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor örneğinde. Burası işaret samiri. Burası soru samiri olarak kullanılmış. Ben de samiri. Demek ki burada herhangi bir belgisiz zamir kullanılmamış. B'ye geldiğimiz zaman bakın birçoğu, birkaçı. Bunlar hep zaten belgisiz samirlerdir ek alıyorlar. Bazıları kelimesi yine belgisiz zamir olarak kullanmış. Denizli'ye geldiğimiz zaman ise seri kelimesi kişi zamir olarak kullanılırken şey kelimesini nerede görürseniz görün her zaman zamir diye alacağız. Edirne'ye geldiğimiz zaman ise yine bir belgisiz zamirle karşılaşıyoruz. O da kimileri diye bildiğimiz kelimeymiş. Demek aşkında şıkkında 3 tane zamir olmasına rağmen bunların neler ve ben kelimesi bir belgisiz zamir değil, diğer türdeki zamirlermiş. Haydi gençler ikinci soruya geldik. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Bakın şıklara indiğimiz zaman iyilik samiri, dönüşlük samiri, belgisiz samir, kişisiz samiri işaret samirleri diye şıklar vermiş. Bugün tamlayan eklerinin aynı zamanda tamların eklerimizin iyilik samiri olduğunu, bir tane dönüşlük zamiri diye bildiğimiz kendi kelimesini, belgisiz samirleri biliyorsunuz. Kişisiz zamirlerimiz ben, sen, o, biz, siz ve onlar kelimesi işaret sözcüklerimizde özellikle şu bu o paketiydi. Mısır'a Mısır'a gidersek buradaki ben kelimesi iki zamir yoraktan kullanmış hemen siliyorum. Aynaların içinde adını verdiğimiz tamlamaya geldiğimiz zaman şuraya tamlayan şuraya da tamlanan diyoruz. Yani burası nedir? Bir iyilik ekidir. E her iyilik eki aynı zamanda iyilik samiridir. Yine burada bakın günlerim derken kimin günleri aslında benim günlerim. Burada gördüğümüzde yine iyilik eki veyahut da iyilik olmuş. Oynadığım bir yaşam boyu kendimle saklanmaç derken kendi kelimesi Türkçe'de zaten bir dönüşlük zamiridir. Onu da bulmuş olduk. Geldik üçüncü sıraya. Biri kelimesi, biri seslendi bana yakalanacaksın kaç diye. Buradaki biri kelimesi eki almış ve belgisiz bir sözcük olduğu için belgisiz samirmiş. Şıklara indiğimiz zaman görüyoruz ki parçaların hangi bir işaret bildiren şu bu o, öteki bir iki diğeri öyle böyle şöyle sözcü olmadığı için doğru seçeneğimiz burada Edirne olacaktır. Sevgili gençler geldik 3. soruya. Çok kolay bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler sözcük diğerlerinden farklı görevdedir diyor. Bugün sözcüğün türünü ya da görevini sorduğu zaman isim, sıfat, zar, samir diye bakmıyor muyuz? Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Pratik bir yoldan çözelim isterseniz. Altı çizili kelimeleri ben de çiziyorum. Bazı, bu, her, bundan ve böyle kelimesi. Bakın C şıkkındaki bundan kelimesinin farklı olduğunu görüyoruz. Neden? Bu kelime çünkü üzerine ek almış. Ek almışsa buna biz, ek almışsa buna ne dememiz lazım? Samir dememiz lazım. Diğer şıklarda gördüğümüz A, B, D, E şıklarındaki alt çizili kelimeler ise spat görevinde kullanılmış. Bakın bazı tanzimatçılar derken önünde isim oldu spat, ek almamış. Bu yüz dediğimiz zaman spat, her, her tür dediğimiz zaman spat, böyle şair dediğimiz zaman spat. Halbuki C şıkkında gördüğümüz bundan kelimesi ayrılma hal ekini aldığı için zamir görevine geçmiştir. Haydi gençler devam ediyoruz. Soru 4'teyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde bir zamir kullanılmamıştır? Bildiğiniz gibi ek halinde iki tane zamirimiz vardı bizim. Bunlardan birisi ilgi, bir tanesi de iyilik zamiriydi. Özellikle tamlanın ekleri diye bildiğimiz ekleri biz aynı zamanda iyilik ekleri, ilgi zamir olarak da sadece kiye alıyorduk. Hatta ki'den önce ne kullanıyorduk? İn ya da im diye bildiğimiz ekleri kullanıyorduk. Bunları zamirler video dersimizde anlatmıştık. A geldiğimiz zaman seninki örneğinde bakın burada en azından bir ilgi zamirimin olduğunu görüyorum. B'ye geldik. Kardeşi davetimizi pek dikkate almadı. Onun kardeşi davetimizi derken bizim davetimizi yani yerikleri kullanmış. Hocam yerikleri aynı zamanda yerik zamiri midir? Evet gençler. Cevap Ceyhan olacak. Burada yaşanan olaylar beni ilgilendirmez örneğinde ek halinde ne ilgi zamiri diye ki ne de yerik vardır. Burada işaret zamiri Bendeki zamir olduğu için herhangi bir eki halinde zamir kullanılmamıştır. Denizli'ye geldik. Yaşamını derken aslında onun yaşamını ya da kendi yaşamını diyor. Şurada bir yeri ekimiz var. İyeri eki varsa ek halinde zamir var diyeceğiz. Edirne'ye geldik. Baskısı bitmediği için kitabı bize vermediler örneğinde. Neyin baskısı? Onun baskısı. Burada onun düşmüş. Burası da yeri olduğuna göre bu kısımda ne oluyormuş? İyelik zamiri oluyormuş. Sevgili gençler, beşinci sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde bir kişi zamiri kullanılmamıştır? Bugün bizim kişi zamirimizin sayısının 6 artı 1 olduğunu söylemiştik. Neydi bunlar? Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Yani bizim bildiğimiz 6 tane kelimemiz var. Bunun dışında bir de kendi sözcü diye bildiğimiz dönüşlük zamirinde kişi zamir olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. A'ya geldiğimiz zaman onu sonuna koymamamızı kaç defa söylemiştim diyor. Burada salona konulan bir eşya olduğuna göre eğer o sözcü eşyanın yerine gelmişse burada ek almışsa işaret zamiri olacaktır. Yani burada bir kişi zamiri yoktur. B'ye geldiğimiz zaman sen yani sana, C'ye geldiğimiz zaman seninle, Denizli'ye geldiğimiz zaman biz kelimesi ve Edirne'de yine sen kelimeleri kişi zamiri olarak kullanmış olan sözcüklerdir. Sevgili gençler geldik 6. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işaret zamiri kullanılmamıştır? Bildiğiniz gibi işaret bildiren sözcüklerimiz nelerdi? Şu, bu ve o diye bildiğimiz sözcükler vardı. Yine öteki, biriki, diğeri diyebildiğimiz öteki, biriki ve diğeri kelimeleri. Yine bunun dışında öyle, böyle ve şöyle diyebildiğimiz kelimeler vardır. Bunlar dilimizde hem işaret samiri hem de işaret sıfatı olaraktan kullanılıyor. Peki bunlar ancak ek alırsa, ek alırsa işaret samiri olur. Ek almaz ise, önüne isim alısı da o zaman ne olur? sıfat olur. Yani bu sözcüklerin zamir olabilmesi için mümkün olduğunca ek alması lazım. Şimdi metinde işaret olaraktan geçen şıklara bir bakalım isterseniz. A şıkında böyle kelimesi, B şıkında böyle, C şıkında böylesi, Denizli'de yine böylesi, Edirne'de ise böyle kelimesi var. Şimdi A ve B şıklarına geldiğimiz zaman hiçbir ek almadıklarını görüyoruz. Böyle bir gün, hangi gün, böyle bir gün. Alın siz sıfat Babam da böyle patavatsızlıkları hiç hoş karşılamaz örneğinde. Patavatsız kelimesinin önünde bakın isim var. O zaman eki almadığı için burada nedir? Sıfat görevinde kullanmış. Biz zamiri arıyoruz. Edirne'ye geldiğimiz zaman böyle insanlar dediğimiz zaman bakın görüyorsunuz. Önünde isim var. Sıfat görevinde kullanmış. Geldik cevap Ceyhan mı yoksa Denizli mi? Edir Ceyhan'a geldiğimiz zaman böylesi insanlar dediğimiz zaman hangi insanlar? Böylesi insanlar. Burada sıfat görevine geçmiş. Denizli'ye geldiğimiz zaman deveye hendek atlatmak böylesiyle anlaşmaktan kolaydır örneğinde ise zamir olaraktan kullanıldığını görmekteyiz. Yani doğru seçeneğimiz burada D şıkkıymış. Haydi gençler 7. soruyla devam ediyoruz. Cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır diyor. Bugün biz özneyi, nesneyi ve dolaylı tümleci bulmak için sorduğumuz yani ismin i halini, ismin e, d, den hallerini alan sözcükleri ne diyorduk? Zamir diyorduk. Yani soru zamiri diyorduk. Soru zamirlerinin soru sıfatlarından ayrılan özelliği neydi? Ek alabilme özelliklerine sahiplerdi. Ve bir nokta da şuydu. Eğer bir cümlede birden fazla soru sözcüğümüz varsa atıyorum. Kim kelimesi ve kime kelimesi. Burada da yükleme en yakın olan kelimeyi soru anlamı sağlayan kelime diye alacağız. Aşkına gidersek. Ne zaman soru zarfı iken bu şıkta gördüğümüz kime kelimesi yükleme yakın olduğu için ve eki aldığından dolayı soru zamiri olaraktan kullanılmış. Yani burada cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış. B'ye geldik kim kelimesi zaten her zaman soru zamiri. Ceyhan'a geldiğimiz için bak ek almış soru zamiri. Zamir olaraktan kullanmış. Denizli'ye gittiğimiz zaman kaçınız? Ek almış. Al sana bir soru zamiri daha. Cevap Edirne olacaktır. Çünkü Edirne'de soru sözcüğümüz hangi kelimesi bir ek almamış ve sadece yönünü isim olaraktan spot bölüğüne geçmiştir. Bakın Ceyhan'daki hangisi kelimesinin eki aldığını görüyorsunuz. Ama Edirne'ye geldiğimiz zaman hangi kelimesi ek almadan ismin önüne gelmiş ve sıfat görevine geçmiş. Şimdi 8. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da zamir olan bir belirtili atlamaması var. Yani her ikisinde zamir olmasını istiyor. Şunun gibi. Onların bir kaçını dediğimiz zaman, onların bir kaçını dediğimiz zaman buradaki onlar kelimesi kişi zamiri buradaki bir kaçı da iki aldığı için yine bir belgesiz zamirdir. Yani bunun gibi bir örnek bulmamız lazım. A geldiğimiz zaman rüyamda beklentilerimin tümünün gerçekleşmediğini gördüm diyor. Beklentilerimin tümü bir isim kalamasıdır ve tümü kelimesi bir zamirdir ama burası zamir olmadığı için işimize yaramaz. Her ikisi de zamir olacak. B'ye geldiğimiz zaman cevabı görüyoruz. Niye? Onların çoğu dediğimiz zaman buradaki onlar kelimesi bir kişi zamiriyken şurada gördüğümüz çoğu kelimesi bir belgisiz zamirdir. Yani Doğru Çenek Bursa olacak. Ceyhan'a gittiğimiz zaman sözün aslını araştırmak gerekiyor. Böyle durumlarda örneğinde sözün aslı bir isim tanıması ama kelimelerin de isim olduğu için cevap olamaz. Denizli'de bu çok değerli kitaplardan birkaçı. Burada kitaplardan birkaçı ya da kitapların birkaçı örneğindeydi. Sadece birkaçı kelimesi zamir olarak kullanılmış cevap olamaz. Edirne'ye gittiğimiz zaman dün akşamki olayı anlatan bu tuhaf adamın da kendisi diyor. Adamın kendisi bir isim tanımlamasıdır. Ancak adam zamir değil. Sadece kendi kelimesi dönüşlük zamiri olarak kullanılmış. Dolayısıyla da her ikisinin de zamir olmuş olduğu belirtili lahd tanımlaması 5 şıkkında gördüğümüz onların çoğu öbeği olmuştur. Sevgili gençler geldik 9. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir zamir kullanılmamıştır diye sormuş. Biliyorsunuz kişi zamirlerimiz ben, sen, o, biz, siz ve onlar kelimesiydi. Dönüşlük zamirimiz kendi. işaret sözcüklerimiz şu bu. O. Öteki bir iki diğeri öyle böyle şöyleydi. Yine belgisiz olaraktan kullandığımız bazıları birçoğu birkaçı gibi kelimeler vardı. Soru zamirlerimizde özneyi, nesneyi ve dolayı tümleci bulmak için sorduğumuz ek almış olan kelimelerdi. A şıkkına geldiğimiz zaman dağların iç açıcı bu görünüşü var burada. Bu kuzey bölgelerde demiş. Buradaki buradayla buradaki buya baktığımız zaman burası sıfat ama bu iki aldığı için bir işaret samimi olarak kullanılmış. B'ye geldiğimiz zaman seninle arkadaş olmak beni de çok mutlu eder örneğinde. Hem seninle kişi zamiri var hem de ben kişi zamiri var. C'ye geldiğimiz zaman eşyalarını dolaba kendin yerleştirsen iyi olur örneğinde bir dönüşlük zamiri var. O da kendin kelimesi. Denizli'ye gittiğimiz zaman bu güzel karanfilleri nereden buldunuz? Alın size almış bir soru sözcüğü. Soru sözcükleri iki aldıkları zaman ne olur? Samir olur. Yine aynı cümlede bana diyebildiğimiz ben sistem üründe olduğunu görüyoruz. Ancak Edirne'de küçük kardeşim böyle acayip bir elbiseyi asla giymem diyordu. Burada küçük sıfat böyle de işaret sıfatıdır. Bir de belgesi sıfattır. Yani Edirne'de herhangi bir zamire yer veril. Evet geldik 10. soruya. Çok kral bir soruya. Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yoktur diye sormuş. Bu tür sorularda zaten verilenlerin hepsi zamir olduğu için parçada zamir bulmak daha kolay olacaktır ve zaman kazandıracaktır. Bu eleştirmenin edebiyatımızdaki yerini kimse yatsıyamaz. Buradaki kimse kelimesi bir belgesiz zamir olarak kullanılmış. O geçmişinin geçmişin birikimiyle geleceğe uzanan bir kişidir örneğinde bakın burada o kelimesi insanın yerine kullanılmış bir kişi zamiridir. Engin kültür birikimi karşısında bazıları bakın burada bazıları diye bildiğimiz kim olduğunu bilmediğimiz bir belgesiz zamirin olduğunu görüyorsunuz. Yine yani bir belgesiz zamirimiz de varmış. Sözü gerçek sanatçıya yol gösterirken sanatçı geçinenlere de balyoz gibi iner demiş. O insanlar sanata ne kazandırır olaya böyle bakar o demiş. Şimdi baktığımız zaman parçada ne kazandırır diye şurada bir tane ne var. Biz bunun üstüne ek eklediğimiz zaman o insanlar sanata ne, neler kazandırır diye bildiğimiz için yani soru kelimemiz olan ne'nin ek alabilme ihtimali olduğu için burası da soru zamiri olmuş oldu. İşaret sözcüğü olaraktan kullandığımız herhangi bir zamir gözükmüyor. Peki İyilik zamiri nerede var? İyilik zamiri tamlamamızda var. Bakın eleştirmenin edebiyatımız. Kimin edebiyatı? Bizim edebiyatımız. Alın size bir iyilik zamiri. Yine geçmişin birikimiyle örneğinde, geçmişin birikimi örneğinde şurada bir iyilik ikimiz var. O da bir nedir? İyilik zamiridir. Demek ki iyilik zamirini bulurken nereye bakacağız? İyilik ekine bakacağız. Sevgili gençler geldik 11. soruya. Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır diye sormuşuz. Bildiğiniz gibi zamirleri, kişi zamirleri, dönüşlük zamiri, belgesiz zamir, soru zamiri ve aynı zamanda işaret zamiri diye almıştık. A şıkkındaki hepimiz kelimesi bir belgesiz zamirdir. Şurayı belgesiz yazalım. Belgesiz zamir. B'de gördüğümüz kimse kelimesi her zaman belgesiz bir sözcük. Yani belgesiz zamir. C'de gördüğümüz şey kelimesi %100 belgesiz zamirdir. Denizli'ye gittiğimiz zaman hepsi kelimesi de yine %100 bir belgesiz zamirdir. Edirne'de gördüğümüz hangimiz kelimesi daha çok soru sorarken kullandığımız bir kelime olduğu için ne olarak almamız lazım? Soru zamiri olaraktan almamız lazım. Yani burada hepsi de zamirdir ama A, B, C, D şıklarında bir zamir. Edirne'de ise soru zamiri varmış. Evet gençler geldik daha güzel bir soruya. Yani 12. soruya. Bu dizilerde zamir türünde kaç tane kelime var diye sormuş. Bu tür sorularda kaç zamir var diye sorduğu zaman kesinlikle iki halindeki ilgi ve iyilik zamirlerine bakılmaz. Direkt kelime halindeki zamirler sayılacaktır. Bakın burada bana kelimesi bir kişi zamiri. Neler kelimesi bir soru zamiri. Şuraya kişi zamiri yazalım. Şuraya da soru zamiri yazalım. Bir küçücük öykü diyor. Bunlar sıfat olduğu için cevap olamaz. Bencilliği sıyırıp kalbinden diyor. Burada bencillik kelimesinin kökü ben olabilir ama bildiğiniz gibi zamirler yapım eklerini alamazlar. Zamirler sadece ne alabilirler? Çekim eklerini alırlar. alt sıraya geldiğimiz zaman bir bilsen nereye koydun onu demiş. Şuradaki nereye kelimesi soru zamiridir. Burada gördüğümüz onu kelimesi de bir işaret zamiridir. O zaman zamir türünden kaç tane kelime vardır derse dört tane kelime var diyeceğiz. Evet geldik 13. soruya. Sevgili gençler beraber çözüyoruz. Haydi bakalım. Bu düzelerde ek biçiminde kaç tane zamir var diyor. Hatırlayın bizim ek biçiminde bir ilgi zamirimiz vardı. Ki de onu oradan hatırlarsanız ki vardı. Bir de bizim iyilik zamiri diye bildiğimiz zamirimiz vardı. İyilik zamiri. Yalnız ilgi zamiri olan ki'nin ilgi zamiri olabilmesi için önünde bir in olması lazım. İm olması gerekiyor demiştim. İyilik zamirinde tamlamalarda özellikle de tamlanan ekleri diye bildiğimiz isim tamlamalarının ikinci eklerini alacaktık. Sıraya gidersek sen beyaz bir kadınsın uzaktaki diyor. Burada hangi bir ek halinde zamir kullanılmamış. Gözlerin aklımdan çıkmıyor. Kimin gözleri? Senin gözlerin. Bakın burada bir iyilik samirim var. Yine aklım derken benim aklım. Alın size bir tane daha bulduk. Etti ki sen beyaz bir kadınsın karanlıkları dinleyen derken bu musada hiçbir eki halinde zamir yok. Sarmaşıkları duyuyor musun rüzgarda? Yine bir eki halinde zamir yok. Yorgun başını. Şimdi burada iki tane i varsa öndeki i her zaman zaten iyilik iki olduğu için burada bir tane iyilik zamiri kullanmış. Yastığına kelimesinde yine burada senin yastığın olduğu için bir başka iyilik de kullanmış. O zaman ek halinde kaç tane zamir vardır derse dört tane zamir var diyeceğiz. Hangi örnek için? 13. soru için söylüyorum. Sevgili gençler geldik 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyilik hem de ilgi zamiri almış bir kelime vardır diyor. Şunu sormuyor. Yani cümlede hem iyilik hem de ilgi zamiri olan kelimeler demiyor. Aynı kelimenin üstünde... Hem ilgi zamiri olacakmış hem de iyilik zamiri olacakmış. Yani şöyle bir örnek istiyor aslında. Yazalım isterseniz. <laughs> Sizinkinden. Mesela burada ki'den önce in diyebildiğimiz eki olduğu için şurası ilgi zamiri oldu. Değil mi? Yani böyle bir örnek istiyor. A'ya geldiğimiz zaman dünyamızdaki derken ki'den önce d'da varsa ona sıfat yapan ki diyorduk. Hatırlayın. Siliyorum. B'ye geldik. Dayımgil 5 günlüğüne gittikleri tatilden hala dönmedi. Önce ki bulmamız lazım. C'ye geldik. Selden bizim ev zarar görmedi. Ama komşumuzunki yıkıldı diyor. İşte cevap burası. Komşumuz örneğinde. Komşumuz örneğinde. Şöyle ayıralım bunları isterseniz. Şurada komşumuzdaki omuz iyilik iki iken. Burada gördüğümüz ki de ilgi zamiri olmuş oluyor. Dolayısıyla da doğru seçeneğimizin burada C şıkkı olduğunu görmekteyiz. Denizli'ye gittiğimiz zaman yine kili bir kelime olmadığı için siliyorum. Edirne değilse ki'den önce D'da varsa ona sıfat yapan ki diyoruz. Doğru, doğru seçeneğimiz burada C şıkkıymış. Geldik 15. ve son soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren sözcük zamir görevindedir? Biliyorsunuz ki işaret bildiren sözcüklerimiz şu bu, o, öteki belki diğeri, öyle böyle şöyle diyebildiğimiz kelimelerdi. Ama İşaret sözcüklerimiz, işaret zamirimiz eğer ek almışsa veyahut da ek alabiliyorsa o zaman zamir olur. Veyahut da arkasında virgül, noktalı virgül varsa yine işaret zamiri diyoruz. Ama işaret sözcüğünün önünde bir isim varsa şu masa gibi o zaman sıfat görevine geçiriyoruz. Bakın A şıkkında şu dünyanın derken burada önünde isim olduğu için sıfat görevinde. B'ye geldik. Bu okul dediği için önünde isim olduğu için sıfat görevinde. Ceyhan'da o yiğitler örneğinde sıfat görevinde. Edirne'de de yine bu şekilde dediği için spat yönünde kullanmış. Halil'de de doğru seçeneğin denizli olduğunu görmekteyiz. Bu, bu taşındır diyerek Kabe'ye diksen başına örneğinde. Sanki burada bu taş dediğimiz zaman spat anlamasıymış gibi gözüküyor. Ama bunun arkasına virgül atabilir miyiz? Bu taşındır diyerek Kabe'ye diksen başına ve hatta şu bu'dan sonra bir laraki getirelim. Bunlar taşındır diyerekten Kabe'ye diksen başına örneğinde Denizli'deki bu kelimesi zamir olaraktan kullanmıştır. Sevgili gençler, böylece zamirlerle ilgili soru çözüm dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.